İçim içime sığmıyor, ne yapayım? Ne güzel. Neler hissettiğimi sana bir anlatabilsem ablacığım. Hiç anlatma hayatım, seni çok iyi anlıyorum. Seni böyle görmek o kadar mutlu ediyor ki beni, bir bilsen. Ay Allah nazarlardan korusun inşallah, mutluluğun ömür boyu sürsün. Abla. Ne canım? Aslında bugün canımı sıkacak bir şey oldu. Ne oldu? Mustafa'dan bir mektup aldım. Ne? Ne diyor peki? Yani ne yazmış ki? Bilmiyorum. Okumadım zaten. Çöpe attım. İyi etmişsin. Kendime de söylemedim canı sıkılmasın diye. Ay canı sıkılırdı tabii. Sinir olurdu çocuk. Yani anlatacağı ne varmış ki densizin? Hiç merak etmiyorum vallahi. Etme tabii. Söyleyecek sözü var mı Allah aşkına sana? Buldu cezasını, çekti gitti. Darısı öbürlerinin de başına. Amin. Ama asma suratını. Az önce ne güzel gülüyordu. Ha? Gül yine. Hani mi? Sahtekar. Ha böyle. Böyle gül işte. Canım benim. Saatler olsun Kerim. Sağ ol, hapsana da. Sağ ol, sağ ol. Ay nasıl yıkandın sen Rahmi ya? Hala ensende boyalar var. Yara şemsiyeyle boya yapayım mı Mukaddes? Ay bir de dalga geçiyor. Bu nasıl boya yapmak, ben anlamadım ki. Aa ben de anlamadım. Herhalde tepelere falan sürerken oldu. Fatmagül bakar mısın bir? Ne oldu? Gel bak sana ne göstereceğim. Ne göstereceğim? Yarın alışverişe gideceğiz ya. Görmeni istediğim birkaç mobilya var. Hani bakayım. Bak. Saatler olsun. Sen de çok güzel bakıyorsun. Benimki vanilya, pasta kreması. Masayı hazırlayayım da öyle duş alacağım. Sen her zaman güzel bakıyorsun. Ben mesela şunları çok beğendim. Çok ilginç. Bu çok güzel. Beğendin mi gerçekten? Bitti mi? Bitti bitti. Ben hep böyle bir şey hayal ettim. Hani az eşya olsun ama evi boş göstermesin. Ayıp ayıp. Böyle nispet yapar gibi. Gül, yarın alışverişe giderken peşimize kimse takılmasın, olur mu? Olur. Alışverişten sonra belki biraz dolaşırız. Tamam. Muratcığım, duvara duvara vurma topu. Kadir amcayı rahatsız etmeyelim. Bu evde herkes çok meşgul. Herkesin hep işi var. Kardeşim bir an önce büyüse keşke. Kimse benimle oynamıyor. Hadi gel ben oynayayım seninle. Hadi oyna. Hadi bakalım gel. Şunu çekeyim kenara. Futbol mu oynuyoruz? Kareyi şöyle yapalım. Hadi bakalım şut çek. Hadi bakalım. Bana da pas at, bana da. Ne oldu bacağına? Kerim! Ablam bana mı sesleniyor? Galiba. Kerim! Hadi gelin aşağı, Emre gelmiş. Emre, Emre! Aa! Kerim iyi demişti senin için. En son Ocak'ta mektuplaşmışsınız. Yeni oldu zaten, bir ay falan. Canım çok geçmiş olsun.
Sağ ol Meryem abla. Birlik yer değiştirirken oldu. Emre? Ne oldu? Hiç. Aa, ne oldu sana? Vuruldun mu? Evet, çatışmada oldu. Kardeşim, geçmiş olsun. Sağ ol. Hoş geldin, geçmiş olsun. Hoş bulduk yenge, çok sağ ol. Geçmiş olsun, geçmiş olsun. Emreciğim, hoş geldin. Merhaba abi. Ha, nasıl oldu, nerede oldu? Hiç haberimiz de olmadı bizim. Çatışmada yaralandım. İşte tedavi için İstanbul'a geldim, bir süre burada kalacağım. Hadi geçin içeri de rahat rahat konuşalım, hadi. Hadi gel. Gel. İnsanın zaman mekan algısı sıfırlanıyor. Her şey anlamını kaybediyor orada. Zaten savaşmak anlamsız. Savaş anlamsız. İnsan öldürmek. Kışın ortasında, karın içinde, rüzgar sesinden başka hiçbir şey olmayan bir yerde, insanın aklına öyle saçma şeyler geliyor ki, normal hayatta hiç önemsemeyeceğin şeyler. Ama orada her şey çok önemli. Hani bıçak sırtı derler ya. Bıçağın sırtındasın gerçekten. Arkadaşlarımı özledim. İçim huzursuz, sürekli onları düşünüyorum. Ben şimdi burada yemek yerken onlar orada nöbet tutuyorlar. En kısa zamanda iyileşip yanlarına gitmek istiyorum. Aman otur oturduğun yerde. Sen görevini yapmışsın zaten. Sen iyileşmene bak şimdi. Olur mu yenge? Emre büyümüş değil mi? Böyle üstüne adam adam bir haller gelmiş. Ya. Öyle bir yerde büyümeden olmaz değil mi? Öyle. Hadi yeme yenge. Abi senin koluna ne oldu? Söyleyeyim mi ne yaptın ha? Meryem kırdı diyecek yine. Yok Emre, ben ameliyat oldum işte, bir hafta oldu. Buradaki bir kemik deforme olmuş, buradan kemik aldılar, buraya ilave ettiler ama iyiyim şimdi ya. Hadi ya. İşte 40.000 bakım yaptırdım, şimdi turp gibiyim maşallah. Çok geçmiş olsun abi. Sağ ol, çok teşekkür ederim. Sen de vurulmuşsun, annem söyledi. Ya sorma. Oldu işte bir şeyler. Okumadın mı ayol? Bangır bangır yazdı gazeteler. Yok, bizim oralarda gazete okumak biraz zor. Bazen kuş bile uçmuyor. Adamı da tutuklamışlar. Şeyi. Mustafa. Mustafa. Diğerleri de yakalanacak inşallah, az kaldı. İnşallah. Emre, Kerim'in babası Fahrettin Bey de Avustralya'dan geldi. Sen onunla tanışmış mıydın? Yok, tanışmadım ama çok sevindim. Barışmışsınız, doğru mu? Hı-hı. Babam buradayken yapacağız düğünü. İnşallah sen de burada olursun. Ne zaman düşünüyorsunuz? Daha tam tarih belli değil. Ya niye belli değil hakikaten? Önümüz bahar, koyun artık şunun adını. Ha, evi de kolaylamış olacağız. Yakında bitecek, ne güzel. Haftaya yapalım işte. Kerim abinin doğum günüyle birlikte. Şişt Murat. Oo, benimle ilgili gizli plan mı var yoksa? Evet. Murat aşk olsun. Ne oluyor yani? Allah Allah. Zaten her şey için kutlama yapıyorsunuz. Bir dahaki sefere yaparsın sürprizinde. Evet efendim, ne zaman diyoruz? Bilmem. Benim için fark etmez. O zaman Mayıs başı diyelim mi? Bu sizi bir an önce başından atmaya kararlı, ben size söyleyeyim. Ne dersin? Bilmem ki. Gelini yetiştirebilecek misin? Olabilir. E tamam işte, o zaman düğün tarihiniz belli oldu. Yani Mayıs başında düğün yapacaksınız öyle mi? Yaşasın, düğün var.
Şimdiden tebrik ederim. Teşekkür ederiz. Dar senin başına. Güzel. Vallahi çok iyi gidiyorsun, aferin. Şu ev işlerini halledelim, ehliyet işlemlerine başlarız. Ya düğünden sonra. Önüne bak. Mayıs'ın ilk haftası iyi bence. 5-6'sı gibi. Nasıl olur? Yavaş yavaş, yavaş. Ne oldu? E düğün filan diyorsun, heyecanlanıyorum. Ayarlayamadım, gazı çok bastı. Demek ki düğün lafı seni bu kadar heyecanlandırıyor ha? Tamam, tamam. Aman kızarmasın bana. Ya. Bir şey söyleyeyim mi? Ben de çok heyecanlanıyorum. Hadi sür. Tamam, bugünlük yeter bence. Hadi git alışveriş yapalım. Tamam. Madem dersimiz bitti, o zaman sorumun cevabını bekliyorum. Mayıs'ın ilk haftası, ilk cumartesi. Nasıl olur? Olur. Bence de çok güzel olur. Ben bahçeyi falan da hazırlarım böyle güzelce. İnşallah hava soğuk olmaz. Yağmur falan yağarsa bir de insanlar üşür. Hava durumuna bakarız. Hava çok soğuk, böyle yağmur olursa ben de içeri hazırlarım. Tamam. Fatma Gül. Bir şey daha soracağım. Sor. Sana saçma gelecek ama. Nikah tazeleyelim mi? Ya biliyorsun, o zaman şartlar farklıydı. Bana gerçekten evet dediğini duymak istiyorum. Tamam. Biri görecek. Hadi geç. Sardunya mı yapıyorsun orayı? Ben de buraya papatya yapacağım. Şu sebzeleri de aşağıya dikeriz. Olur. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.